Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde APP Inventor sitesinin bilgisayarımızda nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu programı yüklemeden önce bazı programlar var. Onların indirilmesi gerekiyor. Java programımızı indirmemiz lazım. O yüzden de Google sitesine girdikten sonra arama motoruna JDK şeklinde yazıyoruz ve arattırıyoruz. İlk site burada sizde de aynı şekilde olması gerekiyor. Bu siteye tıklıyoruz. Açılan sitede ilk kısım bakın burada Java'nın son sürümüdür. Sizler de bilgisayarınızın özelliklerine bakarak ona göre yükleme yapacaksınız. Eğer 32 bit işletim sistemine sahipseniz biraz ileride anlatacağım nerede indireceğinizi. Şu an burası 64 bit şeklinde indirim sunuyor. O halde öncelikle bilgisayarımızdan özelliklere bakalım. 32 bit mi 64 bit mi? O şekilde de hangisini indireceğimizi görelim. Masa üstünde bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz. Özelliklere giriyoruz. Ve daha sonra burada baktığım zaman sistem türü yazacaktır. Bu sistem türü de burada bakın bende 64 bit işletim sistemi diyor. Yani x64 şeklinde geçiyor. Siz de buna göre işletim sisteminize bakacaksınız. O halde bende 64 bit olduğu için hemen 64 bitlik sürümü indirmeye çalışacağım. Evet 64 bit olduğu için hemen en son sürümü yükleyebilirim. Download yazısına tıklıyorum. Açılan sayfada aşağıya doğru iniyorum. Bu kısma geldikten sonra Bakın şurada lisansı kabul ediyorum. Daha sonra da buradan Windows'uma uygun olan bakın burada iki tane kısım var. E, zip olarak da indirebilirim. Direkt yükleme dosyası olarak da indirebilirim. Yükleme dosyasına basıyorsunuz. Ve daha sonra bilgisayarınıza kurulum işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Böylelikle e, 64 bit son sürüm e, Java'yı indirmiş olacaksınız. Eğer 32 bit işletim sistemine sahipseniz hemen geri geliyoruz. Açılan sayfamızda aşağıya doğru Java'nın eski sürümlerini bulmanız gerekiyor. Bakın burada Java'nın burada 8 sürümü var. Bu kısma geliyorsunuz ve bu kısımda da indirme yapmanız gerekiyor. Yani şurada JDK bölümüne geliyorsunuz, download'a tıklıyorsunuz. Açılan sayfada aşağı doğru iniyoruz. Yine burada görmüş olduğunuz gibi indirme bölümleri var. O halde burada ne yapacağız? Yukarıda şu kısmı lisansı kabul et diyoruz. Ve daha sonra burada Windows eğer işletim sisteminiz tabii ki Windows'sa bu kısma geliyorsunuz. bakın burada e, dikkat ederseniz 64 ve 32 bit olmak üzere iki tane seçeneğimiz var. Bunlardan birini yükleyeceğiz. Tabii ki biz 64 bit son sürüm yüklediğimiz için 32 bit yüklememiz lazım. Yani şu x86 olan kısım 32 bittir. Şurayı tıklıyoruz. Dosyanın inmesini sağlıyoruz ve daha sonra bilgisayarımıza kurarak ve bütün işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi APP Inventor dosyalarını bilgisayarımıza indireceğiz. Google arama motoruna giriyoruz ve APP Inventor 2 Ultimate şeklinde arattırıyoruz. Karşımıza siteler geliyor. İlk sitemiz bakın yine bu şekilde sizler de dikkat edin. Bu siteye giriyoruz. Sitemize girdikten sonra aşağıya doğru geldikten sonra burada dosyalar kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfada aşağıya doğru geldiğimiz zaman bakın burada en son sürüm karşımıza gelmekte. Bu en son sürüme tıklıyoruz. Açılan sayfada yine aşağıya doğru geldiğimiz zaman burada iki tane kısım bulunmakta. Burada taşınabilir, bir de yükleyici şeklinde e, iki tane kısım var. E, biz tabii ki yükleme şeklini seçeceğiz. İsterseniz buradaki dosyaları bilgisayarınıza hazır olarak kurarak da e, direkt çalışma e, durumuna sahipsiniz. Ancak e, ...yükleme yaparsanız daha iyi kurulum şeklinde. O yüzden de biz ne yapıyoruz? Yükleyici kısmı tıklıyoruz ve sayfamız açılıyor. Evet şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Evet burada işletim sistemine göre 64 veya 32 bit şeklinde dosyalarımızı indiriyoruz. E, i̇ndirdikten sonra da bilgisayarınıza kurulum işlemini gerçekleştireceksiniz. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer virüs programınız bu dosyayı indirmede hata verirse... E virüs programınızı kapatmanızı öneriyorum. Virüs programınızı kapattıktan sonra indirmeye başlayın ve daha sonra yükleyin. Yükleme bittikten sonra virüs programını tekrar çalıştırabilirsiniz. Çünkü bazı virüs programları tarafından virüs şeklinde algılanabilmektedir. Evet bu dosyamız yüklendikten sonra artık bilgisayarımızda bu dosyaları çalıştırmak için hemen Windows menüsünden giriyoruz. Burada app-inventor-2-ultimate şeklinde yazımız var. Klasörümüzü tıklıyoruz. Ve burada iki tane kısım geliyor. Server bölümünü tıklıyoruz. Ve bakın burada aşağıda iki tane kısım çıkmakta. Bu şekilde. Daha sonra bir tane daha. Yani burada üç tane arka planda çalışan bölüm karşımıza geliyor. Bu üç tane ekranı kesinlikle kapatmıyoruz. Bu şekilde durması gerekiyor. Arama çubuğumuza geliyoruz. Ve burada aynı site adresi yazar gibi... Şu şekilde adresimizi yazıyoruz. Bakın 2 nokta üst üste 4 tane 8 diyoruz. Ve normal site açar gibi açıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Bu ekranda şu kısma tıklıyoruz. Ve daha sonra burada hazır bir e-mail adresiyle bir giriş kısmı karşınıza gelecek. Burada sadece hiç dokunmadan mail adresine giriş kısmına basarak çalışmanıza girebilirsiniz. İsterseniz eğer dersler veriyorsanız, öğrenci gruplarınız varsa Sizler e, bu dersi veren sizseniz eğer grup çalışması yaparsanız buradaki mail adresiniz eğer sabit duruyorsa şuna basacaksınız. Ve siz o şekilde giriş yapacaksınız. Ancak diğerleri öğrencileriniz şu e-mail adresini değiştirecek. Herkes kendi mail adresini buraya yazarak giriş yapacak. Böylelikle siz e, admin girişi yaptığınız için bütün herkesin çalışmasını görebilirsiniz. E, o yüzden eğer kendiniz çalışıyorsanız da e, şu adresi değiştirmeden girebilirsiniz. Ben burada... Değiştireceğim çünkü ilk adres çalışmalarım olduğu için ben şimdi boş bir sayfa açılmasını istiyorum. Basıyorum. Evet bu şekilde girişimi yaptım ve boş bir sayfa karşıma geldi. Burada mail adresim gözükmekte. Bundan sonra çalışmalarımı burada yapabilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi boş. Daha sonra Start New Project kısmına bastıktan sonra da yeni projeler oluşturabilirim. Veya burada bölümler var. Bu bölümleri de zaten zamanla derslerimizde kullanacağız ve ne anlama geldiğini hep beraber göreceğiz. Bir proje oluşturalım ve sayfamıza girelim. Deneme yazıyorum. Böylelikle sayfamız açıldı. Artık burada projelerimizi gerçekleştirebiliriz. Bilgisayarımızda artık yaptığımız çalışmalar, burada da yaptığımız değişiklikler mesela butonu tutuyorum, bırakıyorum. Aynen kalacaktır. Bu projelerimi basıyorum. Tekrar buraya tıklayarak yine projemin içine girebiliyorum. Yani burada yapılan değişiklikler de otomatik olarak zaten kalıcı olacaktır. Hiçbir şekilde kaydetmeye bile gerek yok. Burada eğer çıkış almak isterseniz buradan basıyoruz. Çıkış alıyoruz ve tekrar aynı ekrana giriyor. Basıyorum. Bakın burada yine test şeklinde e, mail adresi geldi. E, ben tabii ki burada test var. Buraya tekrar giriş yapıyorum. Böylelikle önceki çalışmalarım tekrar karşıma geldi. İlk sayfa hemen karşımıza geliyor. Görmüş olduğunuz gibi şu ilk proje e, açılır açılmaz e, direkt olarak karşımıza geldi. Zaten böyle bir çalışma var. O yüzden geri gelmek için projelerim kısmına ne yapıyorum? Basıyorum ve tekrar geriye geliyorum. Bu şekilde de çalışmayı kullanabilirsiniz. Artık çalışmalarınızı bilgisayarda yaparak hafızada kalmasını sağlarsınız. Diğer videomuzda Allah'a emanet olun.